Ağla gözler Şah Hüseyin aşkına. Şah Hüseyin aşkına, ağla gözler Ehlibeyt aşkına. Evet değerli dostlar, Sarıgazi Cem Evi'ndeyiz. Oruç açma yemeğinde sırada bekleyen dostlarımız da var. Onlara da bir merhaba diyelim. Efendim merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Veysel Sarar, Tepeçaylı Köyü Dernek Başkanıyım. Başkanım niye buradayız bu akşam? Evet, bugün önemli bir gün. Evet. 10 Aşura biliyorsunuz bugün, evet. Muharrem'in 10. günü. Onun için biz de dostlarla birlikte olmak istedik. Köylülerimizle, akrabalarımızla ve bütün canlarla birlikte orucumuzu olmak istedik. Orucumuzu burada açıyoruz. Evet, orucumuzu burada açmak için geldik. Allah kabul etsin. Bütün Allah kabul herkesin etsin dualarımız kabul olsun. Eyvallah. Benim. Allah kabul etsin. Evet değerli dostlar, oruç açma yemeği sırasındayız. Efendim merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar olsun. Niye bu sıradayız? Evet. Ben matem orucu tutuyorum malum. Evet. Bugün tabii 10. günümüz. Evet. Yani bütün canları burada görmekten çok mutluyum. Evet. Dolayısıyla herkese teşekkür ederim. Yani Alevi soyunda çok ciddi bir patlama oldu. Evet. Dolayısıyla çok mutluyum, çok memnunum. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erzincan Çayırlı Yeşmepınar Köyü'nde Ali Ekber Dede, Seyit Mahmud Eyran torunlarında. Ali Ekber Dede, şu an oruç açma sırasındayız. Niçin buradayız? 12 imam aşkına, 12 imam aşkına oruç tuttuk. Hasan Hüseyin'i Deste Kerbala için orucumuzu açacağız. Açacağız. Yezid'e nalet, pirime rahmet. Her kim Muhammed'i severse Muhammed'e selavat, ceddimiz yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun. Allah Allah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Efendim merhaba. Siz tanıyalım anacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Önce size teşekkür ediyorum. Deyip de buralara geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Anacığım, niye bu sıradasınız? Bu sırada Kerbela'da İmam Hüseyin'in de katledilen edilenden hani onu canlandırmasını, onun evet. için gözyaşı dökmemizi, onun için buralardayız, onun için oruç tutuyoruz. Onu anmak için, onu kalbimizden hiç atmamak için. Allah kabul etsin anacığım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şunu diyeceğim, Cem evlerimize lütfen kim olursa olsun Cumhur evi demesinler. Demesin anacığım. İbadet tamam. evi, bura Allah'ın evi. Eyvallah. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun anacığım, teşekkürler. Sağ olun. Anacığım merhabalar. Merhabalar. Anacığım niye bu sıradayız? Bu sırada İmam Hüseyin'i katlettikleri için biz onun için buraya gelip matemden dolayı biz Cem'e girip acısını paylaşmak için geldik. Allah kabul etsin. Sağ olun, teşekkür sağ olun. Ederim. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Şu an sıradasınız. Ne sırası efendim bu? Bir nevi Ehli Beyt'in acısını hissetmek için, bir nebze o günleri yaşamak için, katkıda bulunmak amaçlı, ibadet amaçlı. Birlik, beraberlik amaçlı buradayız. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Anacığım merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Süreyya. Anacığım niye bu sıradayız? Niye bu sırada? Orucumuzu açmak için, Cem için geldik. Cem'in katılım için. Oruç tuttuk, orucumuzu burada açmak için. Allah kabul etsin. Anacığım. Sağ olun, teşekkürler. Sizin de ayağınıza sağlık. Eyvallah, sağ olun. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba. Ben Rıza Polat, Erzincan Çayırlı Eşmepınar Köyü'ne. Rıza abicim. Sıradasınız. Ne sırası bu? Bu şey oruç açma sırası. Oruç açma. Evet, orucumuzu tuttuk. Allah'ın izniyle geldik burada da açacağız. Allah kabul etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Sizi merhaba tanıyalım. Hocam. Bülent Aydın. Bülent abi sıradasınız. Ne sırası bu? Muharrem oruç sırası. Orucumuzu burada açıyoruz. Cem evinde. Evet. Neler söyleyeceksin Muharrem ayı? Ya Muharrem ayı bence barış, kardeşlik. Alevinin zaten yolunda bu var. Evet. O yani başka bir şey yok. Ama böyle bir kanalda çektiğiniz özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü eyvallah. Ne yazık ki başka kanallar çekmiyor bizi. Yani diğer kanallar da çekiyor ama çok az. Ben böyle evet. ilk kez gördüğüm için çok mutluyum. Şimdi Ramazan ayı geldiği zaman biliyorsunuz diğer kanallar evet. sabaha kadar yayın yapıyorlar. Ne yazık ki Muharrem ayı geldiği zaman hiçbir tane kanal yapmıyorlar. Medya TV yapıyor. Medya TV yapıyor. Ben eyvallah. Size ayrıca size teşekkür ediyorum eyvallah. Ama diğer kanalların hiçbir tanesi yayın yapmıyor. Ondan dolayı size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bundan teşekkür size duyuru yapmak istiyorum. Sağ ol. Allah kabul etsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim merhabalar. Siz merhaba. Abi ben emekli öğretmen Mehmet Tüter. Hoş geldiniz. Özellikle bugün de bize hizmet verdiğiniz için yayın, bu Mahri Muharrem Matem ayını yayınladığınız için özellikle Medya TV'ye ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sağ olun öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah kabul etsin. Gelin canlar bir olalım, birlikte kuvvet bulalım. Eyvallah. Allah Allah. Allah diyeyim. Sizden razı olsun. Çok teşekkürler. Bütün kanalların bu eşeği vermesini istiyorum. Eyvallah. Biz yayınlıyoruz. Medya TV olarak yayınlıyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür sağ ettim. Sağ olun. Efendim merhaba. Seni tanıyayım canım. Ali Eren Bulut.
Ali kardeşim, ne sırası bu? Bu matem sırası. Bugün Hazreti Hüseyin katledildi. Onun için buraya geldik. Orucumuzu açacağız. Orucu. Allah evet. Kabul etsin kardeşim. Ben bir şey söylemek söyle istiyorum. Söyle kardeşim. Şimdi biz Çökmeköy'de oturuyoruz abicim. Evet. Orada bir cemevi var. Bu cemevi inşaat. Evet. Hacı Bektaş Veli evet. Cemevi. Biz orada her kalktığımızı atıyoruz. Yardım istiyoruz bitmesi için. Şimdi inşaat. Biz oraya gidemedik. Buraya yürüyerek geldik. Orası... Diyorsun Çekmeköy'de de cemevimiz olsun diyorsun değil evet, mi? Evet. Sağ ol kardeşim. Yüreğine sağlık. Teşekkürler. Anacığım merhabalar. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Zübeyde Sadıç. Anacığım cemevindeyiz ve sıradayız. Ne sırası bu? Oruç sırası. Evet. Oruç tuttum. Ben de bugün niyetliydim. Evet. Allah kabul etsin. Abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, Sarıgazi Cemevi'ndeyiz. Oruç aşma yemek sırasındayız. Tanıdık bir sima. Kardeşim merhabalar. Merhaba abi. Seni tanıyalım. Sadık Ak, Türk Halk Müziği sanatçısı. Neler söyleyeceksin? Sarıgazi Cemevi'nde oruç aşma yemeğindesin. Evet, öncelikle ben size, Turan Çakır olarak ve Medya TV'ye sonsuz teşekkür ediyorum duyarlılığınızdan dolayı. Yönetime de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir duyarlılık gösterdi. Güzel bir duygu çünkü insanlar birbirine çok saygılı gördüğünüz gibi yaklaşık 20-25 dakikadır diyeyim oruç süresi geçti ama evet çok kalabalık gerçekten güzel bir duygu. Ben de bu mutluluğa böyle bir duyguya ortak olmak istedim. Böyle bir günde, özel bir günde, Muharrem ayının 10. gününde böyle bir duyguya ortak olmak istedim. Allah kabul etsin kardeşim. Sağ olun, teşekkür ederim. Gaziler, şehitler, 12 imamlar. Duası bizden, kerem onlardan olsun. Ben şimdi hasta bakıcısı, Hubiyer dedesiyim. Şimdi Tokat Tural doğumluyum. Yaşım, ana yaşım 92'ye geliyor. Allah uzun ömür versin. 92'ye geliyor Hubiyer dedeleri. Ahmet Sezi'ye uçağın deruh. Allah cümlenizin işini rast geçsin. Dilde dileklerinizi, okulda muratlarınızı veriyor. Yemeyim nici düğüm dedim ya, arta aksel mi ya, dola taşa dokul mu ya, nasibiniz bol ola, cet becet yokluk görmüyorsunuz ya. Allah Allah dedem. Eyvallah, sağ ol. Anacığım merhabalar. Merhaba. Oruç aşma yemek sırasındayız, neler söyleyeceksin? Evet. Allah'ım tuttuğumuz oruçlar 12 imamlar dergahına yazsın. Allah Allah diyelim. Allah Allah. Gözünü sevdiğim Muhammed Ali ayınan gün gibi doğdu sabahtan. Zilfar belinde düldül altında. Önünce kamberi geldi sabahtan. Yoktan var eyledi cümle alemi. Cebrail cümleye çaldı kalemi. Yedinci isminde verdi selamı. 12 imamları gördük sabahtan. 12 imamların doğrudur yolu Zeynel Abidin'in balgıya nuru. İmam Bakır elindedir erkanı. Elif Allah dedi kaldık sabahtan. Söyledi seveni prim söyledir, ener aşkın ummanlı boyladır. Derviş Alim gürühün acı evladı, özüm sayırlardan seçtim sabahtan. Allah Allah, Allah kabul etsin Allah anacığım. Allah Allah. Sağ olun. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmet Ar Yılmaz. Sarıgazi Cemevi'ndeyiz, oruç aşma yemeğindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksin? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmiş günü. Onun yasına yemek verdik, biz de yiyeceğiz. Lokma verenlerden biziz. Evet biziz evet. Allah kabul, Allah kabul etsin. Cümlesini Allah kabul etsin. Allah Allah. Eyvallah. Oruç tutanların orucunu kabul etsin Cenab-ı Allah. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah abiciğim. Teşekkürler. Şan cemalin görünce Hürşeyt meydana önce girmiş su deyü Ali asker genç ağında Kerbela'nın sıcağında babasının kucağında ölmüş su deyü babasının kucağında ölmüş su deyü
ferman böyle miydi haktan? Yezid korkmadı Allah'tan. Şah Hüseyin Zülcenah'tan düşmüş sude Muhammed'in torununu. Kıymetli sevgili dostlar, hepimizin Cenab-ı Rabbül Alemin niyetleri dostlar. Ama sizlerden diyeceğim biraz daha sessiz ve dinleyicilerimizdeki cem evimizde buralarda ses sistemi ve görüntülü sistem olarak yukarıdaki bulunan çük üstütmeyeceğimizi biliyoruz. Hem burada hem yan binamızda hem dışarıda görüntü ve ses olarak yukarıda neyi görüyorsunuz da aşağıda da aynısını göreceksiniz. İbadetlerimizi bu bölümlerde de yapabiliriz sevgili dostlar. Sana hamdolsun ki bizleri sana kul Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmet, velin ve vasin olan Ali Murtaza'ya ve Ehl-i Beyt'e taraf kıldın ya Rabbi. Hanedan-ı Ehl-i Beyt'in yüzüğüsü hürmetine tutulmuş olunan oruçlarımızı, verilen lokmalarımızı, çekilen yas-ı matemimizi dergah-ı izzetinde kabul-i makbul eyle ya Rabbi. İlahi Kerbela'da şehit olan Cenab-ı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 73 şehid-i şühedanın aşkına tutulmuş olan yas-ı matem ay orucundaki bu oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul-i makbul eyle ya Rabbi. Kerbela'da şehit olan Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 73 şehid-i şehadanın yüzüğüsü hürmetine dildeki dileklerimizi, gönüldeki muratlarımızı ver ya Rabbi. Bizleri görünür görünmez gaza belalarından sakla ya Rabbi. Cümle peygamberlerine kurtuluş olan bu Muharrem ayı yüzüğüsü hürmetine sen bizleri de nefsimizin karanlığına düşmekten kurtar ya Rabbi. Ehl-i Beyt'in dergahında ve İmam Hüseyin'in eşiğinden bizleri ayırma ya Rabbi. İlahi senin rızan için tutmuş olduğumuz oruçları ve senin vermiş olduğun nimetler ile aşmaktayız. Vermiş olduğun nimetlere hamdü sena şükürler olsun ya Rabbi. Bizleri helalından kazanıp helalından harcayanlardan eyle ya Rabbi. Lokma sahiplerini de görünür görünmez gazadan, beladan, afattan, kederden sakla ya Rabbi. Allah Allah, vakitlerimiz hayrola, hayırlarımız fethola, şerlerimiz defola, lokmalarımız kabul, muratlarımız hasıl ola. Duası bizden ola, kabulü Mevla'dan, nefes şehitler Şah Hüseyin'i deşti Kerbela'dan ola. Yuh mümküre, lahnet Yezide, gerçekler demine, hü mümüne ya Ali. Oruçlarımızın kabulüne, niyetlerimizin kabulüne, Kerbela şehitlerinin ve cümlemizin geçmişlerin ruhuna rıza ilahi için el-Fatiha. Yemeklerimizin biraz daha aciliyeti vardır. Lokmalarımız yiyelim çünkü dışarı çok kalabalık. Çünkü orucumuzu biliyorsunuz Hazreti Cenab-ı İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'nın sahrası. Bizler şunu çok iyi anlamalıyız ki Hazreti Cenab-ı İmam Hüseyin Aleyhisselam'a sadece ve sadece kuru bir ağlamak yani susuz kaldı diye ağlamak yetmez. Çünkü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ile beraber orada Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam cennet ile cehennemi birbirinden ayıran çizgi gibidir. İncitmemek, gönül kırmamak, kardeşliğin, barışın egemen olduğu bir ülkede yaşayabilmek için herkesin üzerine düşen asli görevi yerine getirmesi lazım. Ne yönetenlerin zulüm etmesi ne de yönetilenlerin haksızlığa uğraması bu ayda bunu daha dile getirmek çünkü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da diyor ki zalimin önünde boyun eğmem diyor Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam mazlumlar ile beraber olmayı şehit ama zalimler ile beraber olmayı alçaklık sayarım der. Onun için bizler bu sülhün ve bu yolun devamındaki olan rehberler, pirler, mürşitler ve bu yolun talipleri, siz bu yolu takip eden talipler olarak ve bizler de bu yolun talibi olarak yolumuzu, erkanımızı sürdürebilmemiz için her daim doğrudan yana olmamız lazım. Zalimin ve haksızın önünde boyun eğmememiz lazım. Çünkü bugün Kerbela'da şehitler Şah-ı Hüseyin'i deşti Kerbela ağlamıştır. Bugün Kerbela'da Zeynep Ana, Rukiye Ana, Şehriban Ana ağlamıştır ve
Öyle bir zulüm görmüşler ki Ehl-i Beyt'in ve Hazreti Hüseyin'in evlatları, Hazreti Hüseyin'in küçük kızının kulağındaki küpeler çekilmiş. Çeken askere demiş ki Hazreti Hüseyin'in kızı, amca niye çekiyorsun? İsteseydin ben sana bu küpelerimi verirdim. Ama o zalim şöyle diyor ki, bunu çekmemdeki en büyük maksat senin canının acımasıdır diyor. İşte bugün Deşli Gerbela'da İmam Hüseyin'in evladı ağlamıştır. Bizler bugün öyle olalım ki vücudumuzun her azası Kerbela'yı yaşayabilsin. Bugün vücudumuzun her azası Kerbela'ya ağlayabilsin. Kerbela'nın yasını ve matemini tutanlara selam olsun. Kerbela'nın mazlum şehidi ve susuz şehidi Hazreti İmam Hüseyin'e ve yarenlerine bin selam olsun. Hak cümlemizin üzerinde Ehl-i Beyt hanedanın nurunu ve ışığını ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatini cümlemizin üzerinde hazır ve nazır eylesin. Destur-ı pir diyelim, Hızır cümlenizin yardımcısı olsun. Lokma sahiplerin de hak lokmasını kabulü makbul eylesin. Sana böyle Evet değerli dostlar, çok değerli Medya TV izleyicileri. Bugün Yağsı Matem'in 10.sundayız. Sarı Gazi Cemevi'ndeyiz. Dostlarımızla beraber orucumuzu açtık. Ve Sarı Gazi Cemevi Başkanımız, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Benim Temel Erzurum Aşkale, Gürkayna Köyü'nden Temel Yıldız. 3 dönemdir burada görev yapıyoruz. Muharrem boyunca da tüm canların katkılarıyla 12 gün boyunca yemek veriyoruz. 13. günü Perşembe günü de kurbanımız, lokmamız var. 13. günü bütün canlar buraya katkılarını sunarak o canların katkılarıyla burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Yönetici arkadaşlarının hep birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani kendiniz de kalabalığı gördünüz. Yani yemekhanemiz 500 kişilik. Yani 2-3 sefer her gün 12 gün boyunca dolup boşalıyor. Biz de onlara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bizim insanlarımız bu şeylerin hepsinin en iyi şeyine layıktırlar. Onun için bize Medya TV bize bu gününü ayırıp bize geldiği için onlara da teşekkür ediyoruz. 12 gün boyunca dışında da cemeğimizin hizmetleri, cenazeler buradan kalktığı için cumartesi, pazar, hafta içi her gün burada lokmamız vardır. Yani lokmaya ihtiyacı olan, yani bir parça lokmaya ihtiyacı olan insanlarımız her gün burada zaten lokma yiyorlar. O lokmaları da sağ olsun, lokmalara bize katkı sunan insanlara ben burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizim dışarıdan gelme, bir devletten gelme bir şeyimiz yok, pay yok, ödenek falan yok. İnsanların burada kararınca işte 1 liraları, 10 liraları, 20 liralarıyla biz burada insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz. Başkanım, şimdi az önce dostlarımızla da sohbet ederken, konuşurken sadece Sarı Gazi bölgesinin bu bölgeden değil, uzaktan gelenler de var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sarı Gazi cemevimiz 1993'te kurulan bir cemevi, eski bir cemevi. İlk burada cenaze hizmetini veren cemevlerinden bir tanesi. İlk cenaze kalkan cemevlerinden bir tanesi Sarı Gazi Cemevi. 93'te burayı kuran, emek veren kurucu üyelerimize ben sizin huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum ki böyle bir yerleri bizlere vesile ettiler. İnsanlar gelip Alevi dostların burada cenazelerini kaldırmaları, oruç açma yemekleri, önceden çok zorluklar, sıkıntılar çekiyordular ama bu konuda şimdi cemevleri, Sarı Gazi değil de bütün cemevleri de aynı hizmetleri veriyorlar. En azından Alevi toplumunun bu sıkıntılarda kurtulmuş olduğunu biz görüyoruz. Biz de onlara hizmet etmekten mutlu ve gururlu oluyoruz. İnsanlarımıza hizmet etmekten. Onun için biz insanları sürekli buralara faydalı olan insanlarımızın katkısını bekliyoruz. Onların katkılarına zaten ayakta duruyoruz.
Başkanım çok teşekkür ediyorum. Yöre halk adına, Alevilik adına, bu inanç adına yaptığınız hizmetlerden dolayı Medya TV olarak da bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hizmetlerinizi kabul etsin. Teşekkür ediyorum biz de Medya TV. Bizi burada onurlandırdığı için, bize bu imkanı sağladığı için biz de Medya TV'ye teşekkür ediyoruz bu konuda. Eyvallah. Allah Allah olsun başkanım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah Allah. Evet değerli dostlar, başkanımızın görüşleri, fikirleri böyleydi. Evet değerli dostlar, Sarıgazi Cem Evi'ndeyiz. Cem Evi'mizin de dedesi Kasım dede. Dedeciğim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Kasım Ülker, Sarıgazi Cem Evi dedesiyim ben. Bugünün hasabiyetiyle hepinize hoş geldin diyorum. Bütün İslam aleminin ve İslam'a ve Ehl-i Beyt'e gönül verenlere, bugün Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet gününde hepsine taziyelerden bulunuyorum. Cenab-ı Hak Celle Celali cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizleri de Ehl-i Beyt'in şefaatinden ve Hazreti İmam Hüseyin'in katarından bizleri ayırmasın. Ve bu vesileyle de Medya TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Dedem, şimdi bizi izleyen dostlar, Muharrem ayı deyince 12 gün boyunca oruç tutuyoruz. Ve bunun... Ve tam da bugün Muharrem ayının 10.sü. Neler söyleyeceksin bu konuda? Bizi izleyen dostlarımız neler ne anlamalılar? Aşık Ferazdah'ın güzel bir kelamı diyor ki, düştü Hüseyin atında Sahra-i Kerbela'ya, Cibril git haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Muharrem ayı deyince bütün peygamberlere kurtuluş ayı olarak bilinen Muharrem ayı, ama Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ve onun yarenlerine zulüm ayı olmuştur. Hazreti Peygamber Efendimizin ben hümmetiyim diyenler Kerbela'da Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a kılıç çekip ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve 72 şehid-i şehadayı hiçbir peygamberin, hiçbir velinin, hiçbir nebinin kaslanamayacağı bir acıyla Kerbela'da Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit edilmiştir ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da şehit olurken şunu söylüyor, diyor ki ben Yezid'e biat eder isem şayet İslam ölür ama ben biat etmesem Hüseyin ölür diyor Hazreti İmam Hüseyin. 10 Muharrem veya Muharrem ayı dediğimizde aklımıza gelen Cenab-ı Hazreti Peygamber Efendimizin torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenlerinin ona gözyaşı döktüğü ve Kerbela'da sadece Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam susu şehit oldu diye ağlarsak bu da Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ile beraber birçok şey ölmüştür. Hakka yürümüştür. Ne anlamda? Doğruluk, dürüstlük, dik duruş. Hazreti İmam Hüseyin diyor ya Kerbela'da, zalimler ile beraber olmayı alçaklık ama mazlumlar ile beraber şehit olmayı ise onur sayarım demiştir Hazreti Hüseyin. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam bizim hayatımızın her evresinde ve her döneminde ne kadar dik, ne kadar onurlu, ne kadar asil durmamız gerektiğini bizlere beyan eder. Bizler Muharrem ayının 10. gününde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve yarenlerinin kesik başlarıyla Şam'a yürüdüğünü ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da 10 yani Aşura gününde şehit olduğu bir gündür. Bu sadece Alevilerin olmamalıdır. Kendilerine Müslümanım diyen, İslam diyen, bunun içinde Alevisi, Zünnisi, Lazı, Çerkezi, Kürdü, Türkü hiç fark etmez ki. Zaten Alevi felsefesinin ve inancının önünde de baktığımızda pirlerimiz, devrişlerimiz, rehberlerimiz bu yorun erenleri şöyle söylemiştir. Dillere, ırklara, mezheplere göre de din olmaz. Onun için şunu söylemek lazım ki, iyi de kavramak lazım ki, Hazreti İmam Hüseyin'i sevebilmek, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yanında olabilmektir. Hazreti İmam Hüseyin'i sevebilmek, Ehl-i Beyt'in ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail olabilmektir. Hazreti Cenab-ı İmam Hüseyin'in yanında durabilmek ise Allah'ın şefaatine, Hazreti Peygamber'in şefaatine ve Allah'ın birliğine uymaktır sevgili dostlar. Bizler burada 10 Muharrem'de biraz önceki başkanımızın da Temel Bey'in de buyurduğu gibi Sarıgazi Cem Evi'nin dedesi, başkanı, yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları ve Sarıgazi halkı, Sarıgazi'nin dışında da emin olun ki bugün burada bizleri dinlemeye gelen, Sarıgazi Cem Evi'nde lokmasını, orucunu açmaya gelen, bu aşuresine katılmak isteyen, bugünkü Kerbela'da Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetini bizler her yıl yukarıda
bunu anlatıyoruz slayt olarak. Yani hem görsellik anlamında hem de sesle anlatıyoruz. Emin olun ki bugün Sarıyer'de, Kartal'da, Nurtepe'de birçok yerde de Sarıgazi Cemevi'ne akın ederek akın akın gelen insanlar var. Birçoku bize şunu söylüyor. Diyor ki gündüz 10 Muharrem'de Halkalı'da ama akşam da Sarıgazi'de bizler bu Kerbela'nın anmasına ve Kerbela'nın anlatımına katılmaya çalışıyoruz. Bizler dilimizin döndüğünce haşa herkesin ayağının turabıyız ama her ayak da bizim üstümüze basmaz. İmam Hüseyin'e talip olan, yola talip olanın ayağının önündeki toprağız bizler. Dedeciğim çok güzel anlattın. Aslında soruları da cevapları içerisindeydi. Çok kısa. Yağsı matemi, yağsı sadece Aleviler mi tutmalı? Ya da orucu sadece Aleviler mi tutmalı? Hazreti Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e Ahzab suresinin 33. ayeti nazil olduğunda Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya der ki ya Fatıma eşini ve çocuklarını çağır gelsindir ve Hazreti Peygamber'in avbasının altına Hazreti İmam Ali, Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin girdiğinde Ümmü Seleme de ben de ya Resulallah diyor ki ya Ümmü Seleme sen bana hayır üzerine saadet üzerinesin ama ehli beytimin içinde değilsin diyor Hazreti Peygamber Efendimiz ve şöyle buyuruyor mescide gittiğinde diyorlar ki ya Resulallah niye bugün yüzün çok gülüyor diyor ki bugün Hüseyin dünyaya geldi yani Hazreti Hüseyin doğumundan sonra soruyorlar diyor ki bugün diyor Hazreti Hüseyin diyor dünyaya geldi diyor ve benim ehli beytim tamamlandı. Şimdi yağsı tutmak eğer peygamberin şefaatine beka billah aleminin şefaatine nail olmayı bekliyorsak bunu sadece Aleviler yapmamalıdır. Sadece tutmamalı. Yağsı Aleviler çekmemelidir. Çünkü niye? Kur'an'ın emridir ehli beyti sevmek. Kur'an'ın emridir ehli beyte uymak. Rad suresinin 7. ayetinde diyor ki sen bir uyarıcısın diyor Hazreti Resulullah'a. Sen bir uyarıcısın ve bir de hidayet önderi lazımdır diyor bu Kur'an'ın ayeti. Hazreti Peygamber Efendimiz elini göğsüne koyuyor. Diyor ki ya Ali ben sadece uyarıcıyım ama hidayet önderi sensin diyor ya Ali. İmam Ali aleyhisselam hidayet önderidir ve bunu sadece Aleviler tutmamalı. Sadece Aleviler bu yağsı çekmemeli. Ama şu doğruyu da dile getirmekten fayda var. Emin olun ki medya çok önemli bu konuda. Aleviler olmasaydı emin olun ki şu andaki televizyonlarda konuşanlar konuşamayacaktılar. Ehli beyti anlatamayacaktılar. Çünkü Aleviler gerçekten olmasaydı çünkü bunun üstü kapatılacaktı. Peygamberin ehli beyti hiçbir zaman sönmez. Onların ışığı her daim nurları vardır ama Aleviler bunu yaşatmışlardır. Ben İslam'ım diyen Peygamber Efendimiz beka billah aleminin şefaatkanı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine nail olmayı bekleyenler bu orucu tutmalıdır. Çünkü bu Kur'an'ın hükmüdür. Diyor ki ey iman edenler oruç sizden öncekilerinin üzerine farz kılındığı gibi sizlerin de üzerinize farz kılmıştı. Bunu Adem Peygamber'de Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelene kadar bütün peygamberlerin hepsi tutmuşlardır. Hepsine kurtuluş ayı olmuştur. Adem'in Havva'nın tövbesinin kabul edilmesi, affedilmesi, cennete alınması, Hazreti İbrahim'in nardan kurtulması, Musa'nın Firavun'da birçok Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulması, Hazreti İsa'nın göklere çekilmesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Mekke'den müşriklerden kurtulması ve Mekke'den Medine'ye hicret sağ salim gitmesinden sonra bu orucu tutun. Bazıları efendim Ramazan orucu geldikten sonra Muharrem orucu nafile bir oruç dedi. Oysa ki Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle buyurur. Der ki bizim Davut'a, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed'e verdiğimiz yasa aynı yasadır. Allah'ın yasasında bir değişik bulamazsınız der. Kur'an'da yazılı olan bir ayeti Cenab-ı Hak Celle Celali tekrar dönüp onu geriye silmez. Onun için buna uyulması lazımdır ve Cenab-ı Allah Muharrem ayında tutulan bütün oruçlarımızı kabulü makbul eylesin. Allah Allah. Sizin de hizmetlerinizi Allah kabul etsin dedem. Bu inanç yolunda bizlere yaptığınız hizmetlerden dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Son olarak şunu da söylemek istiyorum sevgili dostlar. Medya TV aracılığıyla bütün canlara ulaşmaktayız. Hepsine aşkı muhabbet ediyorum. Bizler Sarıgazi Cemevi olarak başkanımız biraz önceki buyurduğu gibi bizler Cemevimiz 93 tarihinde 2 Temmuz Sivas katliamının olduğu günü buranın temeli atılmış. O günden bu yana hizmet vermektedir. O günden bu yana hizmet veren yöneticilerimiz, dedelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve buraya gelip hizmette bulunan bütün canların Allah hizmetini zaya götürmez. Sizler de biraz önceki çekimlerinizde gördünüz. Halkın buraya özel bir istekle ve özel bir arzuyla ve inanarak geldiğini görüyor. Bütün cemevlerimizin hepsinde hizmetler yapılmakta. Cenab-ı Rabbül Alemin bütün
bu ayın içinde ve diğer aylarda da hakkıyla hizmet eden, Kerbela şehitlerinin aşkına yası matem tutan, orucunu tutup yasını çeken, hizmet eden bütün canların hizmetini kabul eylesin. Hepsini Hazreti İmam Hüseyin'in aşkı muhabbetiyle, Ehl-i Beyt Hanedanı selamıyla selamlıyorum. Hak yardımcıları, Şah-ı Merdan Ali yoldaşları, Hazreti Hızır'da haldaşları olsun. Allah Allah. Eyvallah. Evet, çok değerli Medya TV izleyicileri, bugün orucumuzu, Muharrem ayın 10. orucumuzu Sarıgazi Cem Evi'nde açtık. Oruç tutan canlarımızın oruçlarını Allah kabul etsin diyoruz. Bizlere gönderir, atarız imzana, pulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küfeye daldı, iki yetimini yanına kaldı. Assızız dolaşıp kapıda kaldı, yük olmayın diye elin üstüne. Aslısın dolaşıp kapıda kaldım, yük olmayıp diye eleyim. Bir türlü geçmiyor ne dersin deyim. Öyle perişan ki İmam Hüseyin, sanki dikiliyor Kristiyan'a. Öyle perişan ki bugün İmam Hüseyin, sanki dikiliyor kılın üstüne. Dasını şehit etti, gelin danışalım aklı selime. Kargaya beşermanı gülün üstüne. Tuzluktan alarken ördekler yüzdürdü gölün üstüne. Ehl-i Beyt susuz diye bağırırken ördekler yüzdürdü gölün üstüne. Yatırdılar kızgın çölün üstüne. Zeynep abini koyduk çadıra, yatırdılar bir kuruma çılın üstüne. Çok yerlerde yaptılar bu işleri, kana değdi yine kanlı dişleri. Yakalanmış ile ele başları, o da attı kankını gelin üstüne. Yakalanmış idi ele başları, o da attı kankını gelin üstüne. Çıkarıp atların karabaladını, Sırcanat'ta insan gibi vallahtı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Sırcanat'ta insan gibi vallahtı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Biganeyler şabak atarken kızıla boyanır güneş batarken, Muharrem ayında matem tutarken, Arabine konmaz balın üstüne.
öyle. Ali Safem der ki beni de yazın, şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı, elimde sazım, kurdum taze neyim ve telin üstüne. Yüreğim yaralı, elimde sazım. Tabii böyle.